Demir eksikliği dünyada en sık görülen anemi yani kansızlık türü olarak biliniyor. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğine bağlı anemi oranları oldukça yüksek seyrediyor. Vücutta demirin eksik olduğu durumlarda anemi oluşuyor ve buna bağlı olarak da demir eksikliği anemisi tanısı konuluyor. İstatistiklere göre dünyada kadınların %35'inde, erkeklerin %20'sinde ve hamilelerin %50'sinde demir eksikliği anemisi yani kansızlık görülüyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Tülay Kadıoğlu, ferritin eksikliği ve tedavisi konusunda şu bilgileri verdi. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerine rengini veren oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir. Demir, de hemoglobinin temel yapısına giren bir elementtir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglobine bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem taşır. Beslenme yoluyla alınan besinlerden vücuda demir minerali girişi gerçekleşir. Demir minerali metabolizma ve hücre içi dışı reaksiyonlar için oldukça önemli bir mineraldir. Ferritin, demiri vücutta depolayan ve salınımını kontrol eden bir protein kompleksidir vücudun demir deposu olarak da tanımlanabilir. Yaş ve cinsiyete göre değerler farklılıklar gösterebilir. Ferritin eksikliği vücutta bulunan demir deposu seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Genel olarak erkeklerde 20 ila 500 ml bölü Ng, kadınlarda ise 20 ila 200 ml bölü Ng arasındaki değerler normal aralık olarak kabul edilir. Kadınlarda erkeklere göre aylık adet kanamaları nedeniyle kısmi olarak daha düşük olarak tespit edilir. Çocuklarda ise ideal ferritin düzeyleri değişkenlik gösterir. Ortalama olarak yeni doğan bebeklerde 25 ila 200 ng bölüme ile 1 aylık bebeklerde 200 ila 600 ng bölüme ile 2 ila 5 aylık bebeklerde 50 ila 200 ng bölüme ile 6 aylık bebekler ile 15 yaş arası çocuklarda 7 ila 142 ng/ml bölü ML arasında olması normal olarak kabul edilir. Az miktarda düşüklük belirti vermeyebilir. Ferritin eksikliği vücutta ölçülerin ferritin değerinin belirtilen normal seviyelerden aşağısı olması durumudur. Bu tablo vücutta demir eksikliği olduğunu gösterir. Demir minerali özellikle kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijenin taşınmasından sorumlu olan hemoglobin molekülünün üretimi için gereklidir. Demirin vücutta yeterli miktarda bulunmamasıyla kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara taşıdığı oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak doku ve organların yeterince oksijenlenememesi sonucu işleyişi bozulur. Bu durum bazı belirtilere yol açar. Ferritin düşüklüğü az ya da orta miktardaysa herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak ağır seviyede ferritin eksikliği mevcutsa daha çok belirti görülür. Ferritin eksikliğinin belirtileri şu şekildedir. 1. Halsizlik ve yorgunluk. 2. Sabahları uyanmakta zorluk ve sürekli uyku hali. 3. İştahsızlık. 4. Baş ağrısı. 5. Baş dönmesi. 6. Kulak çınlaması. 7. Üşüme hissi. 8. Unutkanlık, sinirlilik. 9. Enerji kaybı. 10. Konsantrasyon ve odaklanma problemleri. 11. saç dökülmesi 12. tırnaklarda kırılma ve çizgili görünüm 13. kaşıntı 14. cilt renginde ve gözlerde solukluk ve sarılık 15. eklem ve kas ağrıları 16. huzursuz bacak sendromu 17. el ve ayaklarda uyuşma hissi 18. toprak ve kireç yeme isteği 19. cinsel isteksizlik 20. kilo vermekte güçlük Tedavide kansızlığa neden olan etkenin bulunması önem taşıyor. Ferritin düşüklüğü tespit edilmesi durumunda mutlaka altta yatan nedenin aydınlatılması gerekir. Bu durum başka bir hastalığın habercisi de olabilir. Tedavide hastanın durumuna ve değerlerine göre değişkenlik gösterecek şekilde tablet, şurup ya da damardan demir takviyeleri planlanabilir. Tedavi sürecinin yakından takibi ve yarıda kesilmemesi oldukça önemlidir. Ortalama 3 ile 6 ay kadar süreyle tedaviye devam etmek gerekmektedir. Tedavi yarıda kesmek tekrarlayan demir eksikliğine neden olabilmektedir. Medikal tedavinin yanı sıra hastanın beslenmesi de demir eksikliğine göre planlanmalıdır.